Leylek Hanım. Efendim. Melek Hanım, ben böylesine zor bir zamanda bana yardım ettiğin için sana ne kadar müteşekkir olduğumu ifade etmek istedim. Ömer Bey, bir şeyi açıklığa kavuşturalım. Ben burada senin için kalmıyorum. Sadece Pertev hastanedeyken çocukların doğru dürüst ev yemeği yemelerini sağlamaya çalışıyorum, o kadar. Öyle mi? Pekala. Akşam yemeğini hazırlarken sakın unutma. Annenin ağız tadıyla bizimkiler çok farklı. Kusura bakma ama dışarıdan yemek siparişi vermek zorunda kaldım. Geldiğimde ev perişan haldeydi. Ben temizlemek zorunda kaldım. Tuvaletler bitti. Ben artık bir oğlum olmasını hiç istemiyorum. Vallahi bravo. Yani Tolga ile Dilara'yı kuru temizlemeciye elbiselerimi almak için göndermediğine hayret doğrusu. Komik olma Ömer Bey. Kahve alır mıydınız? Kahve değil ki bu, et suyu. Daha başka şeyler de yapacaktım ama etraf kirlenmesin diye yapamadım. Malum çocuklar meşgul. Ah Melek, onu o kadar özlüyorum ki. Biliyorum, herkes birbirimizden nefret ettiğimizi sanıyordu. Ama ben insanlarla sadece böyle ilişki kurabiliyorum. Yani beni iyice tanıdığınız zaman anlıyorsunuz ki ben normal değilim. Biliyorum, biliyorum. Ah Melek, sen de o kadar iyisin ki sana borcumu ödemenin bir yolunu bulmalıyım. Ama bulmayacağım. Çünkü hiç tarzım değil.